Tamam, her vaktiniz hayır olsun. Benim de bizim bugünkü mövzumuz genetika bölmesinin girişi olacak. Yani genetika hakkında danışacağız. Genetika diyen de biz ne başa düşürüz? Genetika diyen de irsiyet ve değişkenlik kanuna uygunluklarını öğrenen ilim başa düşürüz. Yani irsiyet hakkında danışırsa, değişkenlik hakkında danışırsa burada bunun esasını teşkil edeceği genetika. İrsiyet diyen de biz ne başa düşürüz? İrsiyet diyen de organizmin öz emametini veyahut da öz hususiyetini özünde saklayarak növbəti nesile ötürmə kabiliyetidir. Növbəti nesile ötürmə kabiliyetidir. Mesela ki, benim saç rengim qara rengiyse, bu qara saç rengi emameti mende var. Bunu ben növbəti nesile ötürürəmsə bu irsiyyətdir. Irsiyyətdir. Dəyişkənlik əlaməti nədir? Dəyişkənlik deyəndə isə organizmin yeni əlamət qazanmaq üçün belə deyək de, yeni əlamət qazanmaq prosesidir. Yeni əlamət qazanmaq, yeni xüsusiyyət qazanması dəyişkənlik canlılar. Yəni, dəyişkənlik canlılar arasında fərqlilik yaradır. İrsiyyət canlılar arasında oxşarlıq yaradır. Hər biriniz, deyək ki, bir qohumunuzun, bir tanışınızın, necə deyim, övladı olanda getmişsiniz də, 40 günlüyə falan gedirlər də, belə deyək. Sadə dildə desək, 40 günlüyə falan gedirlər. Və burada gedəndə uşağa kimsə baxanda deyir, Allah bunun gözü anasına oxşuyor. Ne bileyim bunun burnu atasına oxşuyor. Ne bileyim çənəsi anasına, dodağı atasına, babasına ne bileyim ne. Bu nedir? Bu irsiyyətdir. Əlamət irsə nəsildən nəsilə keçib. Bu irsiyyətdir. Bir de var ki, məsələn, iki tane qara gözlü valideyn, bunların uşağı mavi gözlü olub. Bu ne deməkdir? Bu işi dəyişkənlikdir. Yeni bir əlamət üzə çıxıb. Yeni bir xüsusiyyət qazanıb. Əslində bu genotipdə var, orqanizmin özündə var. Sadəcə üzə çıxma ehtimalı, yəni valideynlərdən fərqlənir, başlanğıc formalardan fərqlənir. Burada nə olub? Bir dəyişkənlik yaranıbdır. Bir dəyişkənlik yaranıbdır. İndi bu əlamətləri nələr idarə edir? Bu əlamətləri orqanizmdə idare edilir genler. Organizmde bu emametleri idare edilir genler. Genler harda yerleşir? Genler yerleşir kromosomun üzerinde. Düzdür. Kromosomun üzerinde yerleşir. Çünkü kromosomun tərkibinde DNT var. Aslında DNT'de yerleşir genler. Ama DNT ile kromosomun bir hissesi olduğuna göre genler dedik kromosomlarda yerleşmiş olur. Ve yadımızda kalsın ki, bunu biyokimyada da demiştik. Burada da deyək ki, genler DNT'nin, gen deyəndə DNT'nin bir zəncirində olan hissə nəzərdə tutulur. Hissə nəzərdə tutmuş olur. İndi bu genler xromosomun üzərində yerləşərək müxtəlif əlamətlər yaratmış olurlar. Müxtəlif xüsusiyyət üzə çıxarmış olurlar. Genlərə gəldiyimiz zaman genlər iki cür gen ola bilər. Birinci var allergenlər. Bir de var qeyri allergenlər. Deyəndə biz nə başa düşürük? Allergen deyəndə homoloji xromosomdur. İki ədəd bak kromosomu. Çubuk şəklində çəkdim burada. Homoloji kromosomun eyni nöqtəsində, eyni lokusunda yerləşən genlərdir. Və allel genlərin hər biri eyni hərflə işarə olunur. Bir allel genlərdə bir əlaməti idarə edən genlər nəzərdə tutulur. Yəni tutaq ki, ya bölük A, bölük A. Allergendir. Veyahut da büyük A, küçük A. Bunlar da allergendir. Bir əlaməti idarə edən dominant gen, resesif gen.
Veyahut da küçük a, küçük a. Bu şekilde. Annenginler zütü hem şey birbirinin karşısında yerleşir. Homoloji kromosomlarda aynı noktada yerleşmiş olur. Aynı noktada yerleşmiş olur. Tutak ki biz bu kalemleri homoloji kromosom olarak kabul ediyoruz. Bu kalemin kapakları da olsun alevcin cütü. Alevcinler. Biz bunları en yere, kalemin ucu hissesine yerleştirdik de düzgün. Bunlar oldu alevcinler. Da bunu kalemin ortasından bile geçirebilmedik ki, yani yan taraftan geçirebilmedik. Mümkün değil. Öyle de. Ona göre de alevcin cütleri kromosomda eyni loksta, eyni noktada yerleşmiş olur. Gayri alevcinler ise, gayri alevcinler ise, alevcinleri büyük. Şimdi, gayri alevcinler ise, burada edebilir birin yazar kalsın. Dün ya, çıkıyor. Gayri alevcinler ise, hem eğilir kromosomda yerleşebilir, hem muhtelif kromosomda yerleşebilir. Bakın, tutak ki, gayri alevcinler diyenler, başka başka alametleri idare edilen cinlerdir. Mesela ki, biri renk alameti idare edilirse, biri forma alameti idare edilecek. Bu şekilde gayri alel cinler olacak. Başka başka alameti idare edildiğine göre de biz bunu şerti olarak başka başka heriflerle işaret ediyoruz. Mesela ki, diyelim ki, büyük A, büyük A, büyük B, küçük B. Gördünüz mü? A ve B gayri alel cinlerdir. Düzdür. Aynı kromosomun üzerinde yerleşir. Ama A'lar farklı bir lokustadır. Farklı bir noktadadır. B'ler farklı bir noktadadır. Veyahut da başka kromosomlarda da yerleşebilir. Ha? A'nın bir düz kromosomda bu ya. B'leri başka bir düz kromosoma yerleştirir. Bu olur ilişkili. Bu olur muhtelif kromosomlarda yerleşen. Yani bu olur Morgan çiçimi, Morgan kanununda olduğu için ilişikliği. Bunlar olur Mendel'in kanununda olduğu için. Bu şekilde. Gayri alevcinler, yani bu şekilde olabilmez emelinden. Mesela diyelim ki büyük A'nın karşısında küçük B dursun. Gayri alevcinler hiç vakit birbirinin karşısında yerleşmez. Bunu hardasa yazsalar, harda rastlaşsanız birinci həmin ifadə, həmin çarpazlaşma, sərt çarpazlaşma hesablanır. Bak biz bunları alevcin cütü adlandırdık bu şekilde olanlar. Düzdür. İkisi bir yerde alevcin cütüdür. Ama bize dese ki, küçük A alevi tek özündür. Alev diyen de birini götürür. Alevcin cütü diyen de cüt şekilde de ikisini götürür. Anladın mı? Bu şekilde götürmüş olur. Şimdi C'ler hepsini elementler asılı olarak üstün bir C olabilir. Hakim bir C olabilir ki bu tür C'lere biz diye bir dominant C. Dominant C. Bu üstün C'dir. Hakim olan C. Bir de diyebiliriz. Resesif cin. Resesif cin. Bu ise zayıf olan cindir. Zayıf olan cindir. Cizli kalır. Sohbet cizli kalan bir cin olmuş olur. Şimdi ben bunları her evin burada saklayayım. Bundan başka bizde ilk anlayışımız neler diye. Var. Hemen organizm için yani genotip bakımından var homozigotlar var homozigot fertler ve var heterozigot genotipli fertler. Homozigot nedir? Nesilde parçalanma vermeyendir. Vermeyen. Nesilde parçalanma vermez. Heterozigot ise nesilde parçalanma
Versin. Yani nesilde parçalanma verenler ise heterozigotlar adlanır. Yani homozigot nesilde parçalanma vermeyirse demeli bu ne olur? Bir növ gamet emere getirir. Homozigotlar bir növ gamet emere getirir. Mesela B3A, B3A. Homozigot. Bunun emere getirdiği gamet ne olacak? B3A gamet. Veyahut da küçük bir, küçük bir. Bunun emere getirdiği gamet ne olacak? Küçük B gamet. Düzdür. Veyahut da diyelim ki iki alamete göre homozigot olsun. Dihomozigot deyilir buna. Büyük A, büyük A, küçük B, küçük B. Bu da gametini vereceğim. Büyük A, küçük B gametini vermiş olacak. Veyahut da küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Bu da gametini vereceğim. Küçük A, küçük B gametini. Yani bir tip gamet versin. Bir tip gamet versin. Bu olur homozigot fert. Bir de var. Heterozigot. Bir de var. Heterozigot organizmde. Heterozigot organizmde nesinde parçalanma verenler. Yani büyüğü ya küçüğü ya. Bu buradan ne verenler? İki tip gamet verenlerde ya büyük ağını verecek ya küçük ağını verecek. Gamet için. Veyahut da büyük bir küçük bir. Buradan yine ya büyük B'ni verecek ya küçük B'ni verecek. Gelin iki alamet üzerinde bakalım. Büyük ya küçük ya. Büyük B, büyük B. Bu bir alamete göre heterozigot. Yine heterozigot ama bir alamete göre. İki növ harf varsa bir A harfi var bir de B harfi var mı? Demek burada iki alamet var. İki alamet varsa büyük ya küçük ya büyük B küçük B. Burada bir adedi heterozigot. Bir alamet ödülü heterozigot. Bu hangi tip gameti vereceğim? Böğüç A'nın böğüç B'yle birleşmesinden. Böğüç A böğüç B'yle vereceğim. Çiçeği A'nın böğüç B'yle birleşmesinden. Çiçeği A böğüç B'yle vereceğim. Veyahut da iki alamete göre heterozigot var. Bu ne kadar gameti vereceğim? Dört tane. Dört növ gamet vereceğim. Bu dört növ gamet vereceğim. Bakın. Büyük A, büyük B ile vereceği büyük A, büyük B. Büyük A, küçük B ile vereceği büyük A, küçük B. Küçük A, büyük B ile vereceği küçük A, büyük B. Küçük A, küçük B ile vereceği küçük A, küçük B. Oldu diheterozigot. Bak buraya kadar kimese neyse aydın olmayan bir şey varsa çok her şeyden hiç kimse seçilmeden ne sual varsa hamsın versin de. Yani ki tam aydın olsun her bir şey. Tamam. Demek hiç kimse birbirse her bir şey hamya yaxşı. İndi geldik neye? Bu homozigot heterozigotu niye göre değil? Dominant geni, resesif geni burada saklanır. Demek dominant gen dedik ki üstün olan gendir ve resesif gende zayıf gendir, gizli kalan. Ona göre de dominant gen, dominant alameti idare eden gendir. Bu dominant gen hansı formada üze çıkabilir? Hansı formada üze çıkabilir? Dominant gen, belə deyək de, dominant bir alamet hem homozigot formada üze çıkabilir, hem heterozigot formada üze çıkabilir. Yani ki, mən böyük A, böyük A verirsem, burada esas bizde ne götürüləcək? Böyük A. Çünkü üze çıkan budur. Ne yaptım? Büyük A küçük A'da götürsem ben burada yine burada büyük A üze çıkacak. Büyük A üze çıkmış olacak. Ne için? Çünkü dominanttı. Ben bunu her defa geçen de bu şekilde diyorum. Yani bu şekilde diyorum her vakit yani. Tabii ki benim elimi dominant görün. Bu kalemin ise, markeri ise resesif görür, düzdür. Bu marker durdu bunun arkasında. Siz bu markeri görmeyeceksiniz ki, elinin arka tarafında duranda. Siz bu markeri görmeyeceksiniz onsuz da.
Niye göre? Çünkü gizli dalda dominant gen bunu tamamıyla örttü. Görmediniz. Ona göre dominant gen hem homozigot vaziyette hem de heterozigot vaziyette üze çıkabilir. Ama resesif gen üze çıkmak için. Tabii ki ben bu kalemi resesif gen götürsem bunun üze çıkması için ne olmalıdır? İki demesi yan yana gelmemektir. İki demesi yan yana gelmemektir. Yani ikisi ya, ikisi ya. Formasında olmalıdır ki bu. Ancak üze çıksın. Bu kiçik A'nın yanında büyük A olsa üze çıkma ihtimali yoktur. Tam dominantlıktan sohbet edilir ya. Natamam dominantlıktan hele ki hiçbir şey danışmıyor. Bu resesif geni üze çıkma ihtimali ancak homozigot vaziyette olabilir. Yani kiçik A, kiçik A genotipi olsa biz buradan kiçik A'nı alabiliriz. Tutak ki ben diye ki kim ne gibi? Mesela diye kim ben diye Hayrola Musayev'e yol yedirem. Sohbet edeyim ya. Ben o Hayrola yol gidende karşımıza bir oğlan çıkıyor ve bakırız ki bu oğlanın gözleri göylendi. Göylendi. Ben Hayal ne diyeyim? Hayal bu oğlanın gözünün genotipini müeyyen edebilirsiniz mi? Göz renginin genotipini müeyyen edebilirsiniz mi? Mermer diyor ki, ha niye? İlemler diyor. Mavi göz yani resesi devam etti. Bunun genotipi çıtıya çıtıya. Bir de var ki yine yol cedirik. Ve yol çektiğimiz zaman bizim karşımıza yine bir adam çıkıyor. Bunun saçı kara renkliydi. Kara saç da sarı saç üzerinde dominanttı. Diyelim ki ben kalemelde bu oğlanın kara saçının genotipini müeyyen edebilirsiniz mi? Kalemelde bana ne diyecek? Yok hayır ben bunu neyce müeyyen edeyim? Dominant gen belediyetin dominant genotip yani iki formada olur. Böya çiçeği formasında olabilir. Ona göre ben bunu analiz aparmadan bile bilmem. Analiz aparmadan bile bilmem. Şimdi bu şekilde. Dominant genotipin yani dominant bir alametin genotipini müeyyen etmek hariciden bakan da mümkün değil. Ama resesif bir alametin genotipini hariciden bakan da müeyyen etmek mümkündür. Resesif hemen kenardan göstermiş. Adama diyor ki gel lan buradayım rahat al. Yani tapabilirsin. Ama dominantı tapabilir. Bu belirsin. Şimdi bizim bir fenotipimiz vardı. Bir de genotipimiz. Fenotip nedir? Genotip nedir? Fenotip dediğimiz şey görünen alamettir. Ben bunu belirledim. Görünen alamet. Türklerde var değil, görünen köy kulağı olur istemez. İyi bir şey. Yani ben bakalım bu adamın gözü gördüm. Saçı sarıdı veyahut da derisi çilledi veyahut da burnu iridi veyahut da burnu küçüktü diye ki veyahut da her hasta bir elamette saçı garadı, derisi garadı, dişleri seyrekti yoksa dişleri sıktı. Bu hamsı nedir? Fenotiptir, görünür. Bir de var, genotip. Genotip neyse, nasıl bilmiyorum. Valideynlerden alınanların cem. Alınanlar diye de alınan cenlerin cem. Genotip budur. Valideynlerden alınan cenlerin cem. Yine dediğim gibi, mesela bir kara saçlı insandı.
Garasaslı insandır. Mesela için Garasas dominant bir elementtir. Dominant elementse bunun genotipi B3 alırsa bu B3 A'nın birini bu alıp anasından, diğer B3 A'nın ise alıp atasından. Veyahut da B3 A küçük A olacaksa da bu B3 A'nın anasından alacaksa küçük A'nı da atasından alacak. Bu iki genler cemi olur genotip. Genotip. Ama harice bakanlar bu neye görür? Gara sat. Bu fenotipti, garadır. Dominanttı, bu görsenir. Fenotip bir element için bir harfle işaret olunur. Genotip ise yani bütün bu şekilde 3 harfler, 4 harfler, 6 harfler bu şekilde işaret olunur. Mesela bir element diye gördüğümüz gara sat elementi diye. Bunun fenotipi yazsa büyük ağrıdır. Genotipi yazsa ya büyük ağrı büyük ağrı yazar ya da büyük ağrı küçük ağrı yazar. İkisinden biri yazacak da. 3 harfler bir element oldu da düzdü. Bu gösterdi bize fenotipi. Bunlar ise gösterdi genotip. İki element dese, mesela nohutta renk elementi ve forma elementi. Mesela sarı hamar formalı bir nohut yazılır. Bunun fenotipi sarı dominantı B3A, hamar dominantı B3B. Genotip buna bir nece genotip düzeltmeyi olur. Ben mesela tüm belə düzeltim. Böyle ya, böyle ya, böyle üç bir, böyle üç bir. Sarı hamardı da. Bu oldu genotip. İki element olduğuna göre fenotip iki harften gösterildi. Genotip bir elemente göre iki harften gösterilirdiyse genotip bir elemente göre iki harften gösterilirdiyse iki elemente göre içini ikiye vurup dört harften gösterilirdi. Bu şekilde. İndi geldik yavaş yavaş çarpazlaşmalara geçmeye. Şimdi geldik yavaş yavaş çarpazlaşmalara geçmeye. Bakın. Değil mi? İlk çarpazlaşmanın 17. 1760, 18. əsrdə, 18. əsrdə Yusif Kolyer'dir aparı. Yusif Kolyer'dir. İlk hibritleşme, ilk çarpazlaşma bu aparı. Neyini? Bir bitkinin tozunu götürüp diğer bitkinin dişiciğin ağzına koyup ve sünni şekilde tozlanma aparmıştır. Ve emele gelen bitkide her iki bitkinin hususiyeti göstermiştir. Her iki bitkinin hususiyeti göstermiştir. Bunun bu şekilde olduğunu, nece olduğunu sübut edebilmeyip bu Iosif Kolyer'dir. Ama nece diyelim? Bunu ilk defa sübut eleyen olup Gregor Mendel. Gregor Mendel olup. Ona göre Mendel cinnet kanı kafası. Bu Gregor Mendel neydi? Gregor Mendel bir kilisenin hayatında bağban işleyip ve burada o nohut bitkisi üzerinde 10 binden çok tecrübe var. Nohut bitkisini niye seçip yalnızdan onu kaydedeceğim. Ve bu zaman elde ettiği neticeleri Münih Üniversitesi'nin profesörü olan Negeri'ye gönderdi. Negeri'den neyse müsbet rey almayandan sonra Negeri'den bu öz işlerini Negeri'nin fikriyle razılaşmıyor. Öz işlerini elmi kitapkanının bir küncüne yerleştirip ki koyma bunu boyun bura. Yine de ne baksa kimse birden gelir de bakar. Doğruluğunu veyahut da sefliğini o zaman başka adamda görer. Düz bunu evirdi mi 865. yılda. 35 yıl geçtikten sonra 1900. yılda demek Korres Termak ve Defriks
Nefes. Bu Mendel'in işlerini o zaman bunlar da başlıyorlar aparmadan. Ve elmi şuraya çıkartmamışlar da bak. Belki o biz kitaphanını araştıran belki bizden olan kimseyi değil bunu. Yani tabi bir haber olmayacak da zaman tutarsın. Sen elinde sen de haber var. Yani bundan. Araştırdığımlar zaman Mendel'in işlerine bu kitaphanın üçüncüsünde rast geldim. Ve görüyorlar ki Mendel bunu elmi şuraya çıkartmış da yani. Bunlar hemen bu Mendel'in gördüğü işleri, o elmi şuranın kabağında izah edebilirler, deyipler, danışırlar. Ve sonda deyipler ki bu işleri ilk defa Mendel 35 yıl kabak görüp. Biz bunu elmi kitap kalanın bir küncünde takmışız. Ama size sunmuyor da sizlere göstermiyor yani gördüğü işleri. İndi gelin biz yavaş yavaş Mendel kanunları ile tanış olduk. Mendel'in üç tane kanunu var. Birinci kanunu eğri çekirdeği kanunu, ikinci kanunu parçalanma kanunu, üçüncü kanunu ise alametlerin serbest paylanması kanunudur. Mendel ümumiyetle niye göre öz tecrübelerinden nohut bitkisinden istifade ediyor? Birincisi, nohut bitkisi öz özüne tozlanır. Daha rahattı yani tozlanmaz. İkincisi çoklu nesil verir. Kısa müddet erzinde çoklu nesil verir. Çoklu ne kadar çok nesil olarsa bir elementi araştırmak o kadar elverişli olur. Üçüncüsü de nohut bitkisinde elementleri çok iyidir. Nohut bitkisi, alametleri çoktur. Mesela için diyelim ki, hansı alametleri var? Gelin sayalım. Mesela için diyelim, tohumun renk alameti. Yaşıl renk tohum, yaşıl renk. Yaşıl renk, sarı renk tohum. Ve tohumun forma alameti. Kırışık tohum, hamar tohum. Diyelim ki, gının rengi, gının sarı rengi, gının yaşıl rengi. Veya da gının forması. Gının hamar forması, gının kırışık forması. Veyahut da diyelim ki gının yerleşme yerinden, sen yerleşme yerinden asıl olarak. Sen gövdenin tepe hissesinde yerleşmesi, sen gövdenin koltuk hissesinde yerleşmesi. Veyahut da bitkinin gövdesinin uzunluğundan asıl olarak. Kısa gövde, uzun gövde. Yani görün ne kadar alamet var burada. Çoklu alametler vardı. Ona göre de Mendel öz tecrübelerinde nohut bitkisinden istifade etmiştir. Demek ki Mendel eğri çekirdeği kanunu ve parçalanma kanunu nece yaratmıştır? Bunları ardıcıl olarak işlemiştir. Ben ikisinin de ardıcıl olan bir şekilde diyeceğim. Bakın burada Mendel evvelce hele bilmeyeyim ki hangi element dominanttı, hangi element resesi veyahut da bizimki mi? Böğüç A, çiçek A, böğüç B yani böyle şeylerden göstermiyor. Sözle bilmiyor. Yani ki neymiş? Sarı renk Mendel eğri çekirdek kanunu, birinci kanunda. Sarı tohumlu dişi bitki götürdü. Bunun yaşıl tohumlu erkek bitkinin tozunu ile çarpaz yolla tozlandırıp çarpaz yolla tozlandırdı ve görüldü ki burada alınır sarı renkli tohumlar özü 100% ihtimalıyla. Ben bunların yerini değiştiriyorum ne olsun. Bu sefer dişi bitkinin özünü yaşıl götürüp ve yaşıl dişi bitkinin sarı erkek bitkinin tozunu ile çarpazlaştırdığınız zaman da görüp ki yine hemen forma alıyor. Yani 100% ihtimalinden sarı tohumlar almış. Burada hiçbir şey anlamadım. Çünkü mesela bu yaşlılara yola çıktı. Sonra F1 nesilde yani birinci nesilde alınan tohumları öz aralarında çarpazlaştırıp yani öz özüne artık çarpazlaşmanın öz özüne girdi. Öz özüne çarpazlaştı. Bu zaman 3 nispetten sarı alındı, 1 nispette yaşıl alındı.
buradan neticeye gelir çünkü. Buradan neticeye gelir çünkü. Sarı tohum 3. nesilde 3 defa yaşıldan çok oldu. Ve 1. nesilde de, 1. nesilde de, ırkçı yazan da, ve 1. nesilde de hamısı sarı tohum almışsa, demek ki sarı tohum burada üstün bir əlamətdir. Sarı rəngin, tohumda sarı rəngin olması üstün olan, hakim olan bir əlamətdir. Ve sonra yani çarpazlaşması grupta, yani biz de buna uygun çarpazlaşma aparmış. Necə aparmışız? Bakalım. Biz demişik, sarı renk əlaməti dominantdır, böyük A'nı göstərir. Yaşıl renk əlaməti isə resesiv bir kiçik A'nı göstərir. Şərti olaraq böyük A kiçik bir kiçik A'dan yazırıq ki, böyük A'nın dominant olduğu, ancaq böyük olan tərəf böyükdür də. Yəni, dominant olduğunu görəcək. Ne eləmişdi? Birinci nəsildə homozigot formalarından istifadə eləmişdi. Yəni, homozigot sarı toxumdan çarpazlaşdırılmışdır homozigot yaşıl toxumlu nohud bitkisi. Burada gamet olarak neye verecek? Böyük A'nı verecek. Burada gamet olarak neye verecek? Kiçik A'nı verecek. Böyük A, kiçik A çarpazlaşma zamanı alındı. Bu oldu. Sarı toxum. Özellikle 100% ihtimal var. 100% ihtimal var. Bu nedir? F1 nesil. Hamısı eyni formalı oldu. Eyni şekilde oldu. Bu olur ne? Eyni şekilde kanunu. Mendel'in birinci kanunu. Sonra Mendel ne eylemişti? Sarı tohumları öz-özüne tozlandırmıştı. Bakın, birinci nesil kanunu sarı tohumlar. Böyle yarışçı yanın çarpazlaştırıp böyle yarışçı yanın. Biz dedik ki, heterozigot formalılardırsa bunlar ne diyecek? Nesilden parçalanma verecek. Büyük A'nın kiçik A'nı emele getirdi. Burada da büyük A kiçik A'nı emele getirdi. Ben bunu size göre göstereyim. Ben bunu bu şekilde yazmalı sevmiyorum aslında. Böyük A'nı kiçik A'nı çarpı, böyük A'nı böyük A'nı çarpı böyük A büyük. Böyük A'nı kiçik A'nı çarpı böyük A kiçik A. Kiçik A'nı böyük A'nı çarpı böyük A kiçik A. Kiçik A'nı kiçik A'nı çarpı kiçik A kiçik A. Ben bu şekilde xətlərini sevmiyorum bunu. Sevmiyorum yani. Bunu ben bu şekilde etmeye daha rahat buluyorum özüme. İki hərf vardı hərəsində. Neyini yazın? Birinciyle. Oldu böyle ya böyle ya. Birincini ikinciyle. Böyle ya küçük. Bunun ikincisini, bunun birincisiyle. Yine böyle ya küçük ya. Bunun ikincisini, bunun ikincisiyle küçük ya küçük. Bana bu daha rahat gelir. Çok katma çekmiyorum. Baktığım zaman böyük A'lar harda varsa demeli ki burada ne olacak? Dominant formumuza çıkacak. Oldu 3 tane sarı. Veyahut da biz buna 75% diyelim. Bir tane de yaşıl. Bu da oldu 25 faiz. Üçün birer nispetinde alamet parçalandı. Harda F2 nesilde. F2 nesilde. Şimdi buna biz fenotip nispeti kursak ne olacak? Bizim üze çıkan neçe cür alametimiz oldu? Sarı alametimiz oldu, yaşıl alametimiz oldu. Demek ki 3 tane sarı, 1 tane yaşıl. Fenotip nispeti neçe oldu? 3'ün 1'e. Bəs fenotip sayı veya da fenotip müxtəlifliyi desə neçə cür fenotip üzə çıxır? Siz burada baxanda nə görürsünüz? Ya sarı toxum görəcəksiniz, ya yaşıl toxum görəcəksiniz. Düzdür. Deməli, iki müxtəliflik üzə çıxmış oldu. Fenotip sayı da 2-yə bərabərdir. Gəldik. Genotip nisbəti. Baxırıq. Genotip deyəndə artıq bunlara baxırıq. Bir dənə böyük A, böyük A'mız var.
İki tane böyle yağış yağmur var. Ve bir tane de çıtı yağış yağmur var. Biz genotip sahildeysen, üç tane genotip görürdü. Ya böyle ya böyle ya. Ya böyle ya çıtı ya da çıtı yağış. Genotip sahilde olduğu için. Bu şekilde. Genotip sahilde olduğu için. Şimdi burada çimen ne aydın değil. Buyurup soruşabilir. Bak sildirem. Buna ait bir sade sual. Diyet ki, bize diyor ki, içi kara gözlü valideynin mavi gözlü evladı dünyaya gelipse valideynlerin genotipini tap ve bize diyor ki kara göz, mavi gözler mi? Doğru. Mesela bir de cevap var. Çıtıya çıtıya sarpazlaşıp çıtıya çıtıya. B'de verip böyle ya çıtıya sarpazlaşıp çıtıya çıtıya. C'de verip böyle ya böyle ya sarpazlaşıp böyle ya çıtıya. D'de verip böyle ya çıtıya sarpazlaşıp böyle ya çıtıya. Y'de de bize verip böyle ya böyle ya sarpazlaşıp çıtıya çıtıya. Şimdi burada hangisi varyantı götürersiz? Mesela şu hayal emeğine hansı varyantı götürersiniz? D varyantını. D varyantını siz götürdünüz. Aynur Merve, siz hangi varyantı götürersiniz? Kara gözlü böyük yalardı. Mən de böyük mavi gözlü. Ha. O da böyük Y varyantı. Siz Y varyantını götürdünüz. Jale Merve, siz hangi varyantı götürersiniz? Yani bence bu iki kara gözlü diyen de dominant kimi yani AA büyük A'lar. Mavi gözlüğüyle çarpışanda da resesif kimi küçük A'lar. Ben de Y'ni götürürüm. Bilmem Ruhiye başa Merve, düşer. siz ne götürerdiniz? Canım benim akşamınız hayır. Akşamınız Ben gibi. de kara gözlü büyük AA. Mavi gözlü kiti. Aa. Yeni götürerdiniz yani diyorsunuz. Ben. Tamam. Şimdi bakalım. Onda Y varyantı, D varyantından başka varyantları seçenlerden demek ki dersen hepsine başa düşmüyor. Yani ben bile başa düşmüyorum. Demek ki bakın iki tane kara gözlü var. Kara gözlüse dominanttı. Genotipi ya böyle ya böyle yaptı ya da böyle ya çiçil yaptı. Bilmiyorum nasıl. Ama bilirim ki her iki valideyinde yani kadında da kişide de Böyük A var. Yan tarafında ne var bilmiyorum. Mavi gözlü de nedir? Resesifti. Resesif ise burada mavi gözlü uşak çıtı ya demektir de. Bu çıtı ağdaki A'nın biri hardan gelir, atadan gelir, biri anadan gelir. Onda genotipler böyle ya çıtı ya böyle ya çıtı ya olmalıdır. Siz diyorsunuz ki biri böyle ya böyle ya olsun. O birisi çıtı ya çıtı ya olsun. Ama çıtı ya çıtı ya demek valideyin mavi gözlü olacak. Ama biz valideyin ikisini de kara gözlü götürdük.
Bak 10. ne değil lan, bütün dikkatiniz derste olsun. Her şey değil lan. Yola ver bulamazsın. Yaxşı. Biz Mendel'in iki kanunu qeyd edelim. Eyni şekilde kanunun əlamətlərin parçalanması kanunu, dağlı əlamətlərin sərbəst paylanması, onları dememişten qabaq analiz edici çarpazlaşmanı qeyd edelim. Analiz edici çarpazlaşma adında analiz sözü var da, neyi analiz eləmək üçündür? Dominant fenotipli fərdin genotipini müəyyən etmək üçündür. Yəni, tak ki, dominant fenotip böyük afro. Məsələn, deyək ki, nə, qara göz. Qara göz. Bu dominant fenotipdir. Böyük A. Bunun genotipini, yani bunun böyük A veya böyük A kiçik A olduğunu müəyyən etmək üçün. Hansı olduğunu müəyyən etmək üçün analiz etik sərfazlaşmada istifadə olunur. Bu zamanda sərfazlaşma aparmaq üçün mütləq homozigot resesiv olmalıdır. Yəni kiçik A ilə çarpazlaşma aparacaq. Tutaq ki, bizə deyib ki, qara gözlü kişi ilə mavi gözlü resesivdir də, düzdür. Mavi gözlü qadın bütün övladları qara gözlüdür. Qara gözlüdür. 100% ihtimalle. Atanın genotipi nedir? Biz burada neyi biliriksə onu yazmalıyız. Bak, yazdık atanın işaretini kurduk. Sarkozlaşma işaretini, qadının da işaretini kurduk. Mavi renk nedir? Resesifdir, düzdür. Ben bunu çiçeği bilirim ki onsuz da var. Bu belədir. Başka türlü çıkabilmez. Qara gözlə de bilirim ki ya böyük ya böyük ya böyük ya çiçeği. Yani bunların hərəsində böyük A'sı var. Ama yan tarafında ne var? Onu bilmirəm. Ama bilirim ki qara gözlü uşaqların hamısı dünyaya gəlir. Ve bilirim ki ana ancaq buradan çiçeği adam etindirəcək ki. Bu da uşağa, yani dünyaya gelen uşaqlara kiçik A düşecek. Başka bir şey verebilir çünkü. Atada hala gördüğüm böyük A'dır. Bu böyük A'da buraya gelen de olur böyük A kiçik A. Qara rengi. Demek ata böyük A'dan başka bir şey verebilir de burada. Yani atanın genotipi böyük A böyük A. Aydındır her birinizde. Ne demek istedim? Yani ata böyük A gametinden başka bir şey verebilmiş ki böyük A çıtı burada. Bir de var ki yine kara gözlü kişi ile mavi gözlü kadının nikahından doğulan uşakların yarısı kara gözlü olur. Yarısı da mavi gözlü olur. 50% ihtimalle. Yine bildiğimi yazacağım. Başka bir şeye girmeyeceğim. Bakın. Yine. Ata, böyük A'sını yazdım. Yanında bilmirəm ne var. Xətt koydum. Mavini bilmirəm. Küçüğe küçüğe. Bu şekilde. Çoğunluğun uşaqların da yarısının mavi olduğunu bilmirəm. Düzdür. Onda küçüğe küçüğe adam küçüğe geldi. Burada da hele ki böyük A geldi. Elə. Böyük A kiçik A'dan
Böyle adam küçüğü haberleşen de oldu böyle küçüğü. Buradan kara renk gözlüğünü aldı. Bes yakışın. Mavi renk alınması için küçüğü aldı da mavi rengin alınması. Demek bu küçüğü adam biri anadan gelirse ticari de mutlak atada var imiş ki oradan yaranıp. Demek atanın cenotu böyle küçüğüymüş. Bu şekilde. Bize analiz etti tarifbazlaşmanı vermiş olduk. Kime aydın değilse sorusun bir daha değil. Müəllim, analiz edici çarpazlaşma deyəndə onda biz həm homozigot ana, həm də homozigot atanı da götürürük də. Məli, ya böyük, ya kiçik, kiçik, kiçik bilirdim təkcə. Yo, yani adından göründüğü için biz analiz edildik de. Tekrar böyle Ha. açıcı analiz edemiyoruz ki böyle çağ böyle analiz edildik de. Ya. Ha, homozigot. Onda burada nispət alınmır da belə çıxır ki, elə bir dənə fenotip alınır, bir dənə Yok, genotip. indi orada bizde homozigot var diye ne olduğunu diyeceğiz veyahut da özü bize vereceğiz. Narahat olun yani ikisi de bir şey. Burada zaten aynı şekilde nispet alınma yazar. Bir fenotipti, bir genotipti. Burada da 50% 50% etse bilin bilen de yani. Bir tane böyle yağ çıtıyor, bir tane çıtıyor, çıtıyor. Bilin bilen nispeti. Hem fenotipi hem genotipi. Aydın. Bu şekilde. Şimdi Cerviç neye? Şimdi Cerviç na tamam dominantlığa. Natamın başka zülfü irsiyetliğinin aralık karakteri. İrsiyetin aralık karakteri. İrsiyetin aralık karakteri dediğimiz zaman biz yani neye başa düşmeliyiz burada? İrsiyetin aralık karakteri. Yani bizim dominant alametimiz var ve resesif alametimiz var. Cinsiyetin aralık karakteri yönünde. Bu dominant alametle resesif alamet arasında bir forma yaranacak ki ara forma adlanacak. Bu da ona göre biz bunu cinsiyetin aralık karakteri adlandırırız. Natamam dominant. Yani bizim qeyd etdiyimiz kimi, bayağı ne demiştik ki? Dələ əlimin arkasında tam dominantlık olan şəraitdə gizlendi tamamıyla. Bu oldu tam dominantlık. Natamam dominantlık olanda dələmin burada o cisə çıxır deyil, mən də burada varım. Yani dominant əlamət, dominant gen, resesiv geni tam gizlədə bilmir. Bu olur natamam dominantlık. Bunu biz gecə çiçəyi bitkisində görürük, müşahidə edirik. Bir de müşahidə edirik toyuqlarda tükür rəngində. Məsəl üçün, toyuqlarda qara rəng dominantdır. Mavi rəng aralıq xarakterdir. Böyük ya, kiçik ya, heterosigotdur. Ve ağ rengi ise resesif. Küçük yağ, küçük yağdır. Ağ renk resesiftir. Şimdi buna baktığımız zaman biz buna baktığımız zaman görürük ki buna baktığımız zaman görürük ki neyin ben? Qara toyuğundan veyahut da qara toyuğundan. Çaypazlaştırırlar qara toyuğu. Yani bu şekilde de yani valimler biri toyuğu biri xoruz. Çaypazlaştırırlar. Buradan nedir? Böyük A'nı verir, buradan da küçük A'nı verir. Ve çaypazlaşma neticesinde emele gelip böyük A küçük A.
Biz de burada yazmışız. Bölge açıcıya mavi de. Aralık karakteri. Yani mavi renkli toyuğa güzel çıkmış bir nesil de. Aralık karakteri. Baktuğu çubaylığından Hintli'den okşamayan bir forma yarattı. Ortak bir forma oldu. Bu da olduğu ne? İrsiyetin aralık karakteri. Sonra Güneş mavi renk, bu valinin formalar kaydetti. Cem bu F1 formaları biz hemçinin birbirine sarfazlaştıran. Göre ne olacak? Burada gördüğünüz mavi rengi sarfazlaştırılır. Mavi rengi horozu mavi rengi koyuna sarfazlaştırırlar. Yine birinciyle ne oldu? Böyle. Birincili ikinciyle. Böyle küçüğe. İkincini birinciyle. Böyle küçüğe. İkincini ikinciyle. Küçüğe küçüğe. Bakın ki bu oldu. Kara. Bunlar oldu. Mavi. Bunlar oldu. Ah. Ne oldu? Kara da üze çıktı. Ah da üze çıktı. Mavi formada üze çıkmış oldu. F2 nesilde, yani 3. nesilde bunlar bize çıktı. Her üç. Şimdi gel buna uygun fenotip nispeti yazar. Fenotip nispeti. Fenotip nispeti şimdi biz burada ne görüyoruz? Bir tane kara. İki tane mavi. Bir tane ah. Bes genotip nispet için. Yine bir tane böyle rüyası var. İki tane böyle rüyası var. Bir tane de rüyası var. Genotipi yazın. Mesela bize desen fenotip sayı. Mesela fenotip sayı neyse ola. Fenotip muhtelifliği. Evet, üç tane. Üç. Üç Üç tane. tane. Üç. Üç. Fenotip Bakırız üç üç tane tane. renk görürsünüz. Mesela üç. Biri de ona göre. Biri. 3. Mes Fenotip de fenotip. genotip sayı o O da da üç. yine 3 O tane da üç. olmuş olacak. Ve bu oldu ne? Na tamam dominantlık. Oldu. Na tamam dominantlık. Aydınlı bunu biz gecetsel bitkisinde de görebiliriz. Gecetsel bitkisinde böyle böyle odur kırmızı renk. Böyle çiçeği olur. Sehra renk. Çiçeği da olur. Ah renk. Sehra forma kırmızıyla ahın arasında aralık bir forma çimi emele gelmiş olur. Aydındır. İndi cerrah mühendinin üçüncü dağılımı olan dihibrit ben bunu pennet cetveli kurmuram. Yani pennetin kurulması ne için lazımdı? Onu nöbet derseniz de size diyeceğim. Onsuz da. Şimdi dihibrit. Dihibrit sarfazlaşmayı. Deyip bugünkü dersimizi bitireceğim. Ama bu cürden yolu siz bilmirəm hardasa görmüşsünüz, görməmişsiniz. Yani yalan var. Yani bir şey diyemem. Bir de öz düşüncenizi diyersiniz izah edildikten sonra. Bence penne cevben vurmaqdan çok çok rahattı. Çok çok rahattı. Demek elamete serbest paylanması zaman mendil neyi? İki elamet götürüp bir tohumu renk elameti, bir sarı renk, yaşıl renk üzerinde dominanttır. Ve hamar forma kırışık forma üzerinde dominanttır. Ve ben de eyniyle monohibrit sarfazlaşmadan olduğu için burada da başlangıç formaları homozigot formaları götürmüştür. Yani sarı hamar dominant dihomozigot. Nohut bitkisiyle sarfazlaştırıp yaşıl kırışık dihomozigot resesif nohut bitkisiyle.
Buradan verilir. Bölüş A, bölüş B, gamet. Buradan da verilir. Küçük A, küçük B, gamet. Ve çarpazlaşma zamanı. Bölü A, küçük A, bölüş B, küçük B. Genotipli. Diheterozigot. Bu da heterozigottu, bu da heterozigottu. Demek ki bu diheterozigot. Bölüş A'sı varsa sarı. Bölüş B'si varsa hamar. Tohumlar emene geldi. Bəsdir bu resesi farına çıktı. Bunu yoxlamaq üçün F1 nəslindən, yəni birinci nəslindən əmələ gələn diheterozigot sarı hamar tohumları öz aralarında çarpazlaşdırdı. Çarpazlaşmanı necə apardı? Gəlin indi ona baxaq. Mən bunlara hələ ki dəydirəm. Böyük A, küçük A, böyük B, küçük B'nin çarpazlaşdırdı. Böyük A, küçük A, böyük B, küçük B. Bundan gamet alabilirim. Neresinden 4 gamet, 4 gamet alabilirim. İhtiyacı yoktur. Onu gelen defa pennet kuracağız. Penneti bir şey için imtihanda kurabiliriz. Ondan başka pennet kurmayacağız. İhtiyacımız olmayacak. Onu da gelen defa diyeceğim ki danıştırmayacağız. Şimdi, bakırız ki dihibritdir. Mən neyinirəm bundan qamət alıram? Neyinirəm pendent cədvəli qururam? Dihibridi gəlin monohibrid çarpazlaşmaya gətirək. A'ları bir çarpazlaşdıraq, B'ləri bir çarpazlaşdıraq. Böyük A küçük A çarpazlaşdıraraq böyük A küçük A böyük B küçük B'ni de çarpazlaşdıraraq böyük B küçük B'ni. Buradan nə alınır? B axtan birlikdə bir dənə böyük A böyük A. İki dənə böyük A, küçük A, bir dənə də küçük A, küçük A. Buradan nə alınacaq? Bir dənə böyük B, böyük B. İki dənə böyük B, küçük B. Bir dənə küçük B, küçük B. Bunları gördük. Əsas məsələ bundan sonrasıdır. Bayağı rahatdır yani. Heç narahat olma. Bax, burada bax, bir-bir bunları götürərəm. Vuraram bunları. Ama neyi vuracağım? Karşılarındaki rəqəmi. Böyük A, böyük A'nın qabağında bir var. Burada da bir var. Biri birə vuranda yazdım bir. A'ları buradan götürdüm. Birə vurmamışdım. B'lərin qabağındakı birə vurmamışdım. B'lərin qalxdı böyük A. Genotipimin biri hazır. Bunu ikinciyə vuracağım. Biri ikiyə vuranda. 2'yi A'ları buradan götürdüm. Buna vurmamıştım. Böyle bir ikisi bildik. Yakıttım yazdım buradan. Yine üçüncüye bırakacağım. Biri bire bırakacağım. 1. A'ları buradan yazdım. Küçük B'ler de oradan yazdım. Bu bitti. Şimdi geldim buna. İçini bile vuranda içi böyük A küçük A'nı buradan yazdım. Bölüş B, bölüş B'ni de buradan yazdım. İçini içiye vuranda 4. Bölüş A küçük A'nı buradan yazdım. Bölüş B, küçük B'ni de buradan yazdım. Oradan götürdüm attım 4'e. İçini bile vuranda. Yine içi böyle A küçük A'nı buradan yazdım. Küçük B, küçük B'ni de oradan yazdım. Şimdi geldim üçüncüye. Biri bire vuranda. Bir. Küçük A'ları yazdım. B'leri de attım. Böyle. Biri ikiye vuranda. İki. Yine küçük A'ları yazdım. Böyle bir küçük B'ni de buradan attım. Böyle. Yine biri bire vuranda. Bir. Küçük A'ları yazdım. Küçük B'leri de attım. Böyle. Genotiplerimiz hazır. Sizce B'ler mi daha rahat ilerlerdir yoksa pennet cetveli kurmak mı? Hansı rahat verirler size? Bu kaşetti. Oğlum bence de bu rahattı yani. Çok rahattı bence bu. Deməli, burada 3 əlamət olsa, indi onu 10 da ilə yazacağıq. Məsələn, böyük C,
Məsəl üçün də kiçik S-ni çarpazlaşdırıcı Səlahiyyətin qrup. mənalı gələn dəfə nəyin üzərində göstərəcəyi olaraq gələn dəfə deyəcəm sizə. Heç Aynen. narahat olmayın. Üç əlaməti bu şəkildə genotipdən istəməz bizdə. Ehtiyacı da yoxdur yani. Bu üç əlaməti genotipdən istəsə 64 tane kombinasiya kurmak lazım. Onu burana kadar adamın ürəyi partlayar. Ona göre onu bizden istemez. Hiç narahat olmayın. Şimdi genotiplerimizi bulduk. Yazdı. Ve bakırız ki biz şimdi fenotip nispeti çıkartmalıyız da. Fenotip nispeti. Fenotiplerimiz nece olabilir? Sarı hamar olabilir. Sarı kırışık olabilir. Yaşıl hamar olabilir. Ve yaşıl kırışık olabilir. Sarı böğüç A'da, hamar böğüç B'dir. Göreç hansılarında böğüç A, böğüç B var? Böğüç A, böğüç B birimizde var. Bir adet. Böğüç A, böğüç B bunda da var. İki adet de burada. İleri üç adet. Böğüç A, böğüç B burada da var. İki adetti. Geldi üstüne ileri beş adet. Ve böğüç A, böğüç B burada da var. Dört tane de budur. Geldik üstüne. Eledi ne kadar? 9 tane. Bu oldu. 9 tane. Böğüş A, böğüş B. Yani 9 tane sarı hamar. Şimdi bakırız. Sarı kırışığa. Sarı renk böğüş A'dı. Kırışık küçük bir. Küçük bir üzerinde çıkıyor. Küçük bir küçük bir formasında. Küçük bir, küçük bir olan bir buradadır, bir buradadır, bir de buradadır. Ama bize sarı lazımdı, böğüş A olanlar. Böğüş A'sı olanlar da bak bunlar. Demek sarı karışık bunlar. Bir tane burada, iki tane burada. Üç tane böğüş A, küçük bir. Şimdi bakın, yaşıl hamar. Yaşıl küçük A'dı. Yani resesif. Resesif ne formada hocam? Küçük A, küçük A formu. Homozigot formada. Küçük A'lara bakarız. Hamar mesela böğüç B'si olmalı. Böğüç B olandan olmalı. Bu üç tane de oldu. Ne? Yaşıl hamar. Yani üç tane. Küçük A, böğüç B, fenotipi oldu. Yaşıl kırışıkta burada bir tane tek yetim kalırdı. Ben hem şakına yetim değilim. Tek kalır bu. Bu olur ne? Yaşıl kırışık. Bir tane de küçük A, küçük B. Gördünüz mü? Fenotip nispetimizde rahat bir şekilde çıkarttık. 9, 3, 3, 1 nispetinde fenotipimizde hazırdır. Fenotipimiz hazırdır. Genotipe gelende ise, deseniz ki, aga, buradan genotipi ne tarz çıkarabiliriz? Genotipi çıkaracağımız hisse karşısındaki rakamlar. Bir de genotip nece yazılırdı burada? Yazınıza sağa. 4, dalıca 4 tane 2. Bakın 4 tane 2 ile biri burada, biri burada, biri burada, biri burada. 4 tane de 1. 4 tane de 1. 1, 2, 3, 4 tane de 1. Karşısındaki rakamlarda genotip nispetini göstermiş olur. Görsünüz bir tane burada her bir şeyi taptık. Da o boyda penne cetvelini seçmenize ihtiyaç yoktur. Penne cetvelinde bir tane ne seçeceğiz? Ele böyle ipucu diyeyim ben size. Tutak diyeceğiz ki dişi ferdin çiçeği yap, öğüç bir ekameti mahvol bir. Burada fenotip nispetinin içi olur. Bunu isteyen de her ucu pelleti çekecek. Bize o lazım olacak. Onun da hiç pelletin hamsını seçmeyecek. Onun da kısa yolunu gelen defa göstereceğim. Sadece indi niye göre ben burada dersi saklıyorum? Düzdür. 15 dakika tez bitiriyorum dersi havasında. Amacı, amacı. Mənimlər görünmə qədər çeşitli eyni şəkildə deyik. Əlamətin parçalanması,
Dihibrit zarfazlaşma, analizeti zarfazlaşma, Natamam dominantlığı 5 tane şey geçti. Bunları müellimler benimsemedi. Yani onun bilerek bazı müellimlere asan gelirdi. Ama ekseriyetine de çetindi yani. O çetinliğin öhdəsindən gelmek lazımdı yani. Onun için kaçarak gitmeyin mənası yoktur. Dediğim gibi, genetika kabulün 3 sualıdır. 3 sualı. Genetikanı yaxşı mənimsədinizsə, deməli ki, 3 balınız buradan var. 3 balınız buradan var. Genetikanı yaxşı mənimsədiyiniz halda. Mən də heç təvazökar olmayacağım. Mənimlə genetika öyrənə bilməyən müəllim yoxdur. Yoktu konkret. Yani müəllimlerimiz içerisinde bir tane köhnə müəllimim var mənim burada. O istese səs açın deyə bilər. Yani mənimlə genetika öyrənə bilməyən Mənəm ha. o müəllimə. Nitoşdur genetika. Bax, mən keçəni doğrudan deyirəm. Ontogenez, biokimya, genetika. Bütün sualları fikirləşmədən yazmışam. Yəni, genetika məsələsi, biokimya, ontogenez məsələsi hamısını yazmışdım da. Səhvlərim sadəcə o özümüz də baxdıq ki, mexaniki hesablamada çaşdığım şeylər olub. Yəni, hamısını əzbər yazmışdım. Ən çətinləri belə su kimi eləmişdim. Mənim için Orası antigenik değil, bir tane biyokimya ben genetikasını diyelim ki, yani genetikanı konkret olarak öğrenebilmeyen olduğundan konkret bəli. olarak yani. Hatta en çetin o nesil ağacından tutmuş. Hardy Weinberg'e kimi. En nece ezberlemişti. Ahırda da hiç düşmedi Hardy Weinberg. İnşallah her bir müəllimimiz de sertifikasiya giden müəllimlerimiz sertifikasiyada MİG'e giden müəllimlerimiz, MİG'de eyni şey olacak Allah korusun. Yani gözü açık bir şekilde bu en çok korkulan hislerin hansılardır ki biyokimya, ontogenez, genetika, seleksiya. Bu hisseleri gözü bağlı şekilde yazacaksınız. Rahat bir şekilde. Kalan hisseler demiyorlar ki ezbere dayanan mevzulardır. Bu ezbere dayanan mevzularda zaten biz izah edeceğiz. Onun üzerinde uji siz özünüz de işlemelisiniz ki, bacardığınız kadar okumalısınız ki, siz gidip yazarsınız. Ben onsuz o şifahi mevzularda diyeceğim, haramı okuman lazımdır, haramı okuman lazımdır. Kitabı ezberin neye ihtiyacı yok? Konkret olarak yani bilinen yerler var ki, o hisselerden sağlamlar da yani. Tamam. Bire. Kimse neyse sualı varsa verebilir. Yok dursa da bugünkü dersimiz bu kadar. Sağ olun Melih. Geceniz feyre kalsın. Her biriniz Allah amanında olun. Yine de sualınız oldukça Melih. gruba atabilirsiniz. Dürdane verme derse geç girdiniz. Gördüm farkındayım. Ben sebebini Ha, size deyim. sebebini demiştiniz. Yani bildim Melih, yani. o çekilişi dayandırsanız bir söz deyelim. Ha, bir denge. Bitirim yaxşı.